Çocuğun başarılı olması için okuma alışkanlığı niçin önemli? Onu istersen önce bir senden alalım. Bir konuyu verdiğimiz zaman ellerine onun ana fikrini bilmek önemli, anlamak. Hani bu sadece Almanca dersinde değil, matematik dersi olsun, kimya, fizik, geografi, her derste o aldığınız konunun ana fikrini öğrenmek. Okuyacağınız kitabı çocuğunuzla birlikte seçin. Okuduktan sonra çocuğunuzla kitap hakkında konuşmak için vakit ayırın. Kendisini ifade edebilmek adına çocuğun okumak, ki ona az önce de konuştuk, olabildiğince kelime hazinesini zenginleştiriyor, olabildiğince çok sözcük bilmesi kendisini ifade edebilmesi açısından önemli galiba. Dışarıdan gelen dış etkenler o çocuğun konsantrasını bozuyor, motivasyonu bozuyor. Bunlar çok önemli, radyo, televizyon gibi şeyler kapatılmalı ders sırasında, okuma sırasında. Çocuğunuz ve kendiniz için sakin ve rahat bir ortam yaratın. Kitap okumak için uygun bir zaman seçin. Okulda başarılı olan çocuk genelde okuyan çocuk mu? Yani evden, ailesinden bu okuma alışkanlığını almış olan çocuk mu? Tabii ki. Yani o çocuklar kendileri daha kolay bir şekilde ifade edebiliyorlar ve başarı gösteriyorlar. Başarı göstermeyen çocuklar zaten başarısızlığını başka şeylere yöneliyorlar. Geride başlıyorlar aslında, değil mi yani? 1-0 yenik. Birlikte sık sık kütüphaneye gidin. Okumayı bir gelenek ve alışkanlık haline getirin. Bu kampanya Mart ayında başladı. Tam 3 aylık planlama yapıldı bu kampanya için. Mayıs'ın 15'inde bitecek. Kampanyanın içinde Metropol FM'in dışında Robert Bosch Vakfı var. Bir de Okuma Vakfı var, Stiftung Lesen. Redaksiyon çalışmalarımızda Almanya ve Türkiye'nin önde gelen isimleri ortak bir röportaj dizisi gerçekleştirecektir. Bu kampanyanın birçok aşaması var. Öncelikle ilk haftalarda kitap okuma alışkanlığını ele aldık. Türk toplumu olarak kitap okuma alışkanlığına sahip miyiz, değil miyiz? Anne babaların çok ilgisini çekiyor bu kampanya. Çünkü kampanya sadece bir spottan ya da bir mesajdan ibaret değil. Biz bir sorunu etraflıca konu ediyoruz. Sorunumuz çocuklarımızın dil eğitimi, çocuklarımızın okuma alışkanlığı ve bunun eğitimdeki yararları, eğitime katkısı ve okuma alışkanlığı nasıl edinilir konusuna etraflıca değiniyoruz ve tabii ki anne babaların da ilgisini çekiyor doğal olarak. Bu sosyal sorumluluk projesini 1964 yılından beri Almanya'nın önde gelen vakıflarından biri olan Robert Bosch Stiftung ve yine Almanya'da 1988 yılından itibaren özellikle yuva ve ilkokul çocuklarına yönelik kapsamlı çalışmalarda bulunan Stiftung Lesen Okuma Vakfı ile Almanya'nın Türkçe yayın yapan tek radyosu Metropol FM birlikte yürütecektir. Sağ olsun bütün başkonsolosluklar bizimle aktif çalışıyorlar. Bir sürü broşür ve kitapçık dağıtılacak önümüzdeki günlerde. Bunları bir inceleyip okumalarını isteriz. Ve mümkünse bunları günlük hayatlarında, buradaki tavsiyeleri günlük hayatlarında çocuklarına uygulamalarını. Çünkü eğitimdeki en önemli unsurlardan bir tanesi dil eğitimidir. Bununla ilgili birçok alanda çalışıyoruz. Çocuk okuma partileri yapıyoruz. Canlı yayında uzmanlarımızla konuşuyoruz. Reklam spotlarımız var. Ama en önemlisi bir internet sitesi oluşturduk. Buraya tüm dinleyicilerimizin katılmasını istiyoruz. Bu internet sitesinden bütün bu bilgileri edinmesini istiyoruz. Bütün bu yayın esnasında topladığımız bilgiler hem Türkçe hem Almanca olmak üzere lesenmachtspaß.de veyahut da okumasevgisi.de'den edinebilirler. www.lesenmachtspaß.de www.okumasevgisi.de adresinden iletebilirsiniz.